Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam hocam. Kusura bakmayın. Geç kaldım biraz. Sayımız artmış galiba. Sohbetinizi duyan gelmek istiyor. Cemal arkadaşımız da bizle gelmek istedi. Tabii sizin için de bir sakıncası yoksa hocam. Estağfurullah. Bu ilgi sadece bizi mutlu eder. Hoş geldin Cemal. Hoş bulduk hocam. Arkadaşlar, gözlemlemek önemli. Bakıp geçmemek önemli. Bakmakla görmek arasında önemli bir fark vardır. Kimi bakar gökyüzüne, kocaman bir boşluk. Kimi bakar esen rüzgar. Hızla geçen bulutlar, onları okur, ders alır, ibret alır. Bakmasını bilen insan için eşyaların da bir dili olduğunu ve lisanı hal ile bize çok şey anlatmak istediklerini biliriz elbet. Öyle değil mi? Elbette hocam. Evet. Bakmak ve hissetmek önemli. Bakıp geçmemek önemli. Hal dilinden anlamak için görmek ve hissetmek gerekir. Sohbet güzel. Bir kahve içelim de aramızda hatır oluşturalım. Bugün geç kalmama sebep biraz da bu bakmak ve görmek meselesi arkadaşlar. Hayırdır inşallah hocam? Gelirken meydanda bir müzisyen gördüm. Klarnet çalıyordu. Kendini öylesine kaptırmış ki lisanı hal ile çevresindekilere bir şeyler anlatmak istiyor. Ne diyor hocam? Onlara çağrıda bulunuyor. Konuşmadan mı? Konuşmadan. Yine de insanlar onu duyup çağrısına uyuyorlar. Yardıma ihtiyacı vardı. Hepsi değil tabii ama yine de insanlar ona yardım elini uzatmaktan geri kalmıyor. Onun hali bana üstadın çok fazla bilinmeyen bir şiirini hatırlattı. Onun da böyle bir kahramanı vardır. Neyzen. Evet, Neyzen. İsterseniz onu okuyalım. Neyzen'in hikayesini okumadan önce insan şiirinin başlangıcındaki Hazreti Ali'nin iki kelimesini söyleyelim. Hazreti Ali şöyle der. Ey insan, sen kendinin küçük bir cisim olduğunu sanırsın. Oysa en büyük alem senin içinde gizlidir. Efendi. Efendim, gözümün nuru, başımın tacı. Ne istemiştin? Dışarı gittin zannettim. Bir yudum su ver hayrına. Dudaklarım kurudu. İçimde bir yandı ki. Ah.
Al hatunum. Şükür ya Rabbi. Allah kimseyi susuzlukla imtihan etmesin. Amin inşallah. Afiyet şifa olsun hatun. İyi ki sen gitmeden seslenmişim. Ne yapardım akşama kadar? Sen de geç kaldın efendi. Hayırdır? Ne oldu? Benim emektar ney nazlandı. Biraz tımar gerekti. Çıkacağım şimdi zaten. Öyle olsun. Anlarsınız. Anlarsınız birbirinizin dilinden siz. Anlarız anlarız. Bazen dayanamaz benim hırpalamama. Pes eder. Bakım ister. Hani insan olsa nazlanıyor diyeceğim mübarek. Başka bir isteğin var mı hatun? Canımın sağlığı bey. Eyvah. Karnım tok. Evin içi de iyi. Akşama kadar daha su da içmem. Belki komşulardan gelen giden de olur. Sen var git. Beni gayle etme. Peki o zaman. Akşama geç kalmam inşallah. Selametle bey. Rabbim hayırlı rızık versin. İşini rast getirsin inşallah. Amin. Gözümün nuru. Amin. Hadi kal sağlıcakla. Hayırlı sabahlar Mehmet Akif Bey. Vay Hasan Basri Bey, bu ne hoş ziyaret. Buyurun. Müsait miydiniz? Her zaman aşk olsun. Sizin gibi birini ağırlamak bizim için büyük bir şereftir. Hem halini zatınıza sorayım dedim. Hem de Marif Vekili Hamdullah Supi Bey'den zat halinize bir mesaj getirdim. Ayakta kalmayın. Buyurun oturun efendim. Oturayım bir soluk. Nasılsınız Mehmet Akif Bey? İyi misiniz? Şükür iyiyiz. Memleketin ahvali nasılsa biz de öyleyiz işte. Bugünlere şükrediyoruz. Milletimiz iyiyse nur ala nur. Hey maşallah. Yine okumada yazmadasınız. Kaleminize kuvvet. Şiirlerinizi ve yazılarınızı zevk alarak okuyoruz efendim. Ne mutlu bize ki sizin gibi kalem sahibi münevverlerimiz var. Vatan ve millet şuurunu aşılamak için sizin gibi münevverlere çok iş düşüyor. O güzellik sizin gözlerinizde. Beni mahcup ediyorsunuz. Yo, doğru ya doğru. Hakkınızı vermezsek öte tarafta yakamızdan tutarlar. Eskiler ne güzel söylemiş. İnsan yüzüne karşı övülmez diye. Ben de o yüzden daha fazla yüzünüze karşı sizi övüp mahcup etmek istemiyorum. Var olun. Ömrünüz uzun olsun inşallah. Geçtiğimiz günlerde Hamdullah Supi Bey meclisin koridorunda kolumdan tuttu. Kulaklarınızı çınlattık güya ben. Laf aramızda zat halinizi mebuslar arasında sıkça yad etmekteyiz. Cephede, cephe gerisinde verdiğiniz mücadele herkesçe söylenmekte. Estağfurullah. Hamdullah Supi Bey, 2 hafta önce hitama eren İstiklal Marşı müsabakasıyla alakalı bahis açtı. Öyle mi? Nihayete erdi demek ki. Ermemiş Mehmet Akif Bey. Maalesef onları tatmin edecek bir sonuca ulaşamamışlar. Müracaat sayısı mı azmış? Aksine liyakatli olan olmayan yüzlerce eser müellifi müracaat etmişler efendim. 500'den fazlaymış hem de. Önüne gelen marş diye karalamış bir şeyler. Netice? Hiçbiri milletin istiklali için verilen
mücahide ve mücadeleyi ifade etmiyor. İşte bu küçük tezkireyi size vermemi hasreten rica etti efendim. Teveccühler için teşekkür ederim. Lakin daha önce fikrimi ve niyetimi izhar ettim. Biliyorum. Mükafat var diye müracaat etmediniz. Maalesef öyle. Fikrim değişmedi. Sizi severim ama itirazım bakidir. Bir milletin istiklalini anlatacak milli şiir para karşılığında yazılamaz. Ben ne müsabakaya girerim ne caize alırım. Bırakın yazsınlar. Bu yaştan sonra yarışa mı çıkaracaklar? Ayıp değil mi? Mehmet Akif Beyciğim, müsaade buyurursanız. Bununla alakalı da bir kısım kelam var bu tezkirede. Çok aziz ve muhterem efendim. İstiklal Marşı için açılan müsabakaya iştirak buyurmamalarındaki sebebin izalesi için pek çok tedbirler vardır. Zat-ı üstanelerin matlup şiiri vücuda getirmeleri, maksadın husulü için son çare olarak kalmıştır. Asil endişelerinizi gidermek için icap edilen ne varsa yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve tehiç vasıtasından mahrum bırakmamanız, rica ve bu vesile ile en derin hürmet ve muhabbetlerimi arz ve tekrar eylerim. Marif Vekili Hamdullah Supi. Durum böyle. Sizin şeriatinizi de kabul ediyorlar. Ne beni, ne kendinizi mahcup edecek bir durum yok azizim. Söz konusu vatan millet ise gerisi teferruattır. Siz zaten gereken neyse yapacaksınız. Bu sebepten içim çok rahat. İş başa düştü. Kaçış yok. Ne diyeyim, bilemedim ki. Ne diyeceğiniz belli değil mi efendim? Vatan sizden vazife bekliyorsa baş göz üstüne diyeceksiniz. Askerlikse askerlik, mısra yazmaksa mısra yazmak. Elbette. Yakmadın yine lambayı değil mi hatun? Karanlıkta mı oturdun bütün gün boyunca? Yerimden kalkmadım ki hiç. Ha karanlıkta bakmışım tavana.
Ha aydınlıkta. Bari gaz yağı israf olmasın. Bu akşam nasılsın? Sancıların hafifledi mi? Şükür Allah'a. İyice gibi. Bazen koluma vuruyor. O zaman dayanılmaz oluyor işte. Geçer nasılsa. Ancak nafakalık bir şeyler çıktı bugün ama ilaçlarını artık inşallah yarın alacağım. Eczaneye de bu yüzden uğrayamadım zaten. Aktar'a şifalı otlar almak için gideyim diye düşündüm ama ona da bir şey kalmadı. Nasip efendi. İyiyim ben. Dert etmesen. Hayırdır bey? Bu tebessümün sebebi ne ola ki? Rezzak efendi ne verdi? Bil bakalım. Vermekle de kalmadı. Açtı okudu. Allah bin kere razı olsun ondan. Ne? Yoksa Fahrim'den. Fahrim'den haber mi var? Var tabii. Upuzun bir mektup yazmış oğlumuz. Gözümüz aydın hatun. Oğlumun kokusu bey. Evlat kokuyor. Tamam neyzen babam. Oku bakayım evladım. Ne yapmışız? Tamam okuyayım neyzen babam. Validen de ben de çok şükür Rabbimize iyiyiz. Bizi merak etmeyesin. Bir an önce seni görmeyi hasretle bekliyoruz. Olur da imkan bulursan bize yine mektup yaz. Sağlığına dikkat et. Üşütme, hastalanma. Sıcak ülkelere gidersen de güneşe dikkat et. Aç kalma, karnını doyur. Aç açıkta kalma. Baki selam ile. Neyzen babam, mürekkep kurusun biraz. Pudram yok ama 5 dakikada kurur zaten. Ben sonra postaya bırakırım. Allah'ın izniyle 3 vakte kadar Fahri evladımıza iletirler. Allah senden gani gani razı olsun evladım. Sen bizim elimiz, kolumuz, tutar dalımız oldun. Aşk olsun neyzen babam. 2 satır yazının lafı mı olur? Valideyle beraber bize emanetsiniz. Hem size hizmet ve hürmet itikadımızdır. Estağfurullah evladım. Yalnız keşke bugün dışarı çıkmasaydın. Rahmet indi inecek. Mübarek bulutlar bugün yumuşak değil. Sen de çok ince giyinmişsin. Üşütüp hastalanmayasın. Yazılan neyse başla göz üstüne. Yatsıdan önce bizim hatunun ilaçlarını almalıyım. Hem bizim emektar ney evde sessiz durunca lisanı haliyle intizar eder. Yahu neyzen babam, neyi canlı mı ki intizar etsin? Aklı olsa seni hiç hasta etmek ister mi? Sen yine de beni dinle. Kendine mukayyet ol. Öyle deme evladım. Ney içi boş bir kamıştır ama içinden neler neler geçer. Sen onu bir dinlesen, anlasan söylediklerini. Kimi insanın içini titretir, kimi sevindirir. Hem ben anlarım onun dilinden. Ben anlamam musikiden filan ama sen yine de sıkı giyin. Allah muhafaza. Hastalanırsın, üşütürsün, yataklara düşersin. Tam evladından haber aldın, sevindin derken üzülmeyesin. Hadi bana müsaade. Yolcu yolunda gerek. Mektup için ne miktar borç? O nasıl laf? Aşk olsun baba. Sen etmedin böyle bir laf. Ben duymadım. Bizi mahcup etme evladım. Zaten zahmet edip yazdın. Zahmet falan yok. Elime yapışmadı ya. Ya hiç olmazsa posta masrafı. Hadi. Selametle. Selametle babam. Allah razı olsun. Artsın, eksilmesin, dolsun, taşmasın inşallah. Rabbim
bereketini artırsın. Amin. Cümlemizin inşallah. Ben ağrıyım. Sırtım ağrıyor ya. Destur var mı? Gel efendi, gel. Misafirim var zannederim hatun. Allah razı olsun. Huriye kızım geldi. Sıcak havlu koyacak alnıma. Hoş gelmiş hanım kızım. Ben torbamı alıp çıkacağım zaten. Hadi sana hayırlı kazançlar olsun bey. Gözümün nuru. Yatsı gibi dönerim bu akşam. Beni merak etmeyesin. Selametle bey. Ablam korkutma beni. Abla uyan. Abla. Allah'ım yoksa. Yetişin komşular. Uzandı çanağa heyhat, işte aldandı. Morarmış elleri boş çıktı, sadece ıslandı. Hep bir hüzün, hep bir kasvet var sanki hocam. Yanılıyor muyum? Şaire değil, o döneme ait bir özellik olsa gerek. Yoksa sizin de çok iyi bildiğiniz gibi vatan şairi mizahı da çok iyi kullanır şiirlerinde. Çarıkçı Emmi mesela. Evet, o ve onun gibi onlarcası. Ama öyle bir dönem düşünün ki koca imparatorluğun sosyal ve kültürel bakiyesi için Kurtuluş Savaşı'na giriyor. Ve yokluk toplumun tüm kesimlerinde iliklerine kadar hissettiriyor. Böylesi bir içtimai manzarayı tasvir edecek kavram ancak hüzün olsa gerekir. Mısralardaki katıksız aşkı ve vefayı da unutmamamız lazım sanırım. Ve feragatı. Evet, şüphesiz hepsi doğru bu tespitlerin. Birbirinden daha derin ve daha katmanlı şiirsel bir hayat var karşımızda. Bir müzisyenin enstrümanıyla olan ilişkisi, hasret, teslimiyet, feragat ve şair. Ama insanın boğazında kocaman bir düğüm bırakmıyor da değil. En iyisi haftaya izahi bir metin okumak vatan şairinden.